Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Erman Kranka. Evet, Eylül ayının girmesiyle birlikte sizlerle her hafta farklı deniz ürünleri yapıyoruz. Bugün balık dediğimizde ilk aklımıza gelen nedir? Sanki hamsi dediğinizi duyar gibiyim. Evet, sizlerle bugün müthiş bir Karadeniz hamsi tava yapacağız. Hep birlikte başlıyoruz. Hamsimizin gördüğünüz gibi şurada solungaç yerinin başladığı yerde bir baş parmağımız burada duruyor. Diğer baş parmağımız ise burada duruyor. Bakın, bu şekilde iki parmağımızla sıktırdığım zaman bakın kafasını kopardık. Koparttıktan sonra parmağımızla bu şekilde içini açıyoruz. Şöyle gördünüz, temizlendi. Evet, baş parmağımızın biri burada, diğeri burada. Evet, buradan bu şekilde sıktırıyoruz. Sıktırdığımız zaman bu şekilde böyle tamamen kılçığa çıkmış oluyor. Evet, hamsilerimi hiç yıkamadım. O yüzden kasanın üzerinden aldım direkt. Eğer elimizde deniz suyu olsaydı, balığı temizledikten sonra da deniz suyuyla yıkarsak daha lezzetli olur. Bu sefer kılçıklı hamsi temizliyorum. Bir dahaki videomuzda nasip olursa biraz daha hamsilerimiz büyüsün. O zaman size kılçıksız hamsi nasıl temizlenir, nasıl yapılır o videomuzda gelecek. Kılçıksız hamsi ise bakın bu şekilde tutuyorsunuz. Şuradan parmağınızla sıktırıyorsunuz. Sıktırdığınız zaman bakın burayı böyle sol elinizi çekiyorsunuz. Bakın, bakın. Gördünüz bakın. Şu an kılçıksızı çıktı. Bakın. Kılçıksız hamsi de böyle temizlenir. Onun için abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda da kılçıksız hamsi nasıl temizlenir, hamsi kuşu nasıl yapılır, hamsi çiçeği nasıl yapılır, tüm videolarla sizlerle olacağız nasip olursa. Ama hamsiler çok iri olmadığı için bugün sizlerle birlikte kılçıklı hamsi temizlemeyi ve pişirmeyi yapıyoruz. Hamsi A ve D vitamini yönünden oldukça zengindir. Kalp sağlığı açısından da çok faydalıdır. Omega 3 sadece somon balığında ya da palamutta ya da başka balıklarda olur gibi düşünmeyin. Hamside de omega 3 ve omega 6 yağ asitleri oldukça boldur efendim. Evet, küçük balıkların ayda bir kere de olsa biraz fazla kurtarak çocuklarımıza kılçıklı yenilmesini uzmanlar öneriyor. Balığın kemiğinde bulunan kalsiyum ve fosfor çok değerlidir. Vücudumuz o kalsiyum ve fosforu her gıda maddesinden alamaz. O yüzden ayda bir kere de olsa balığımızı biraz fazla kurutarak çocuklarınıza yedirmenizi tavsiye ederim. Ama şu da var, her zaman çok fazla pişirmiyoruz. Sadece çocuklarımıza kılçıklı balık yedireceğimiz zaman balığımızı kurutuyoruz ve küçük balıkları tercih ediyoruz. Normal zamanda çok fazla pişirirseniz balık protein kaybına uğrar. Fazla piştiği zaman proteini yok olur. O zaman da hiçbir anlamı kalmaz. Diğer zamanlarda balığınızı sulu kıvamda bırakabilirsiniz. Evet, bu şekilde hızlı bir şekilde temizliyoruz. Şu an 1 kilo civarında hamsimiz var. Şu aralar bol çıkıyor. Dilerim inşallah bu şekilde devam eder ve herkes bol bol balık yer. Evet, kafadan tutuyoruz. Parmağımızla içini çekiyoruz. Bu kadar basit. Leblebi gibi. Evet, ilk önce balığımızı tuzluyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bu şekilde bir delikli kullanabilirsiniz. Balığımızı bir delikliye alıyorum. Bunu ununu attıktan sonra ununu çırpmak için kullanacağız. Daha sonra bol kıvamda bu şekilde üzerine mısır unumuzu atıyoruz. Balığımızın suyu biraz çekti. Eğer hızlı suyun çekmesini isterseniz bir nebze kağıt havlu kullanabilirsiniz. Ne kadar kuru olursa balığımız o kadar güzel olur. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde çırpıyoruz. Evet, güzelce balığımızın ununu çırptık. Balığımızın ilk önce kafa tarafları bu şekilde dışa geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şimdi balığımın dört tarafına bir artı yapacağım. Bu şekilde, düzgün şekilde dizmek için. Evet, üçer tane balık koyarak bu şekilde bir artı yaptım. Daha sonra ikişer üçer balık koyarak ortalarından bir artı daha yapacağım. Tam karşılarından. Aynı hani tavla oynarsınız da taşları dizersiniz ya. O şekilde. Bilmiyorum, ben düzgün çıksın istiyorum.
böyle güzel bir şekilde dizilsin istiyorum. O yüzden karışık da istiyorsanız dizebilirsiniz ama her zaman düzen daha iyidir. Sonra ortalarını doldurarak gidiyoruz. Un olarak çok ince bir mısır unu kullandım. İnce mısır unu kullanmamın sebebi iri mısır unu tavamızda çok çabuk yanabilir. Yandığı zaman güzel bir lezzet vermez, hafif yanık tadı verebilir. O yüzden ince mısır unu kullanıyorum. İlk önce bu şekilde komple dışını bir sıra halinde, kafalar dışarı gelecek şekilde diziyoruz. Bu şekilde dizmemizin sebebi, eğer balıklarınızın kuyruğu açıkta kalırsa balığın kendisi pişinceye kadar kuyrukları yanacaktır. Her tarafı eşit kalınlıkta olmadığı için. Evet, ikinci sıramıza geçerken şu şekilde kuyruğun üzerine bu şekilde balıkla bağlayarak gidiyoruz. Yine bir artı yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Sebebi ise kuyruklarımızın yanmaması. Kuyrukların eğer üzerinde balık olmazsa, kuyruklar açıkta olursa balığımız yanabilir. Bakın bu şekilde yuvarlak yapa yapa doldura doldura gidiyoruz. Hamsi balığını sevmeyen yoktur umarım. En çok sevilen balıklardan bir tanesi hamsi. Bazen çok hamsi severler. Balığın adına bile hamsi diyorlar. Biz başka balık bilmeyiz, başka balık tanımayız diyorlar. Gerçekten çok güzel ve lezzetli bir balık. Evet, ikinci sıramızı da dizdik. Üçüncü sıramızı ise yan bağlayarak gidiyoruz. Evet, bu şekilde birinciyi bağladım. İkinciyi bu şekilde bağladım, bakın. Evet, üçüncüyü bağladım. Dördüncüyü bağladım. Şöyle beşinci. Şu an altıncıyı da koyduğumda bu şekilde tamamen tavamızı bağlamış olduk. Ne yaptık? Bir kat, ikinci kat, ortayı da bu şekilde bağladık. Eğer tavanız daha büyük olursa, benim kullandığım tava 34'lük bir tava. Eğer 40'lık veya daha üzeri bir tava kullanırsanız 1, 2, 3. katı da yuvarlak dizerek bağlayabilirsiniz. Daha sonra ortasını bağlarsınız. Balıklarımızı dizdik, şu an hazır. Hep birlikte ocağımızın başına geçiyoruz. Evet, ilk önce tavamızın altını açıyoruz. Şu şekilde. Ne yapıyorduk? Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İlk önce tavamız şu an soğuk, gördüğünüz gibi. Tavamızı çok hafif kızdırıyoruz. Daha sonra kenarlarından yavaş yavaş yağımızı dökeceğiz. Soğuk yağ döktüğümüz zaman balığımız daha fazla yağ çeker. O yüzden biz yağ döktükçe dökülen yağımız buharlaşarak köpürecek. Şöyle bakın, kenardan hafif bir yağ döküyorum. Bakın şu an tavam soğuk. Yağın da soğuk olduğu için biraz bekleyeceğiz. Tavamız cızırdamaya başladığında yağımızı yavaş yavaş yanlardan dökeceğiz efendim. Evet, görüyorsunuz, bakın. Buradan tavamız cızırdamaya başladı. Şu an yanlardan ortalama bir çay bardağı yağımızı bu şekilde yavaş yavaş döküyoruz. Şöyle şu ortalardan da şöyle biraz dökebilirsiniz. Biraz da buradan besliyorum. Şu an yeterli kıvamda yağımı döktüm. Evet, hamsi tavadan ziyade buğulama da yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Evet, daha sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır efendim. Ama hamsi tavanın lezzeti de bambaşkadır. O yüzden çok yağ kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Evet. Müthiş bir şekilde şu an hamsilerimiz pişiyor. Evet, ne yaptık? Balığımızı tuzladık, unladık, tavamıza dizdik. Bu aradaki katlar birbirine tuttuktan sonra bakın şu şekilde hafif sallıyorum. Bakın
Şu an katlarımız tuttu. Bakın tavamı bu şekilde sağa sola kımıldatıyorum. Altı yapışmamış. Bak görüyorsunuz. Evet. Of of. Müthiş bir şekilde hamsilerimiz kızarıyor efendim. Hani yemeğe yanında yat tabiri vardır ya. Aynen o şekilde. Evet. Balığımızı biraz sulu kıvamda bıraktım. Balığımızın altı pişti. Biraz kameramızı yaklaştıralım. Gördüğünüz üzere altı piştiği zaman üzeri hafif böyle jelimsi, hamurumsu bir kıvam alıyor. Bu şekilde altı pişmiş sayılır. Şöyle salladığım zaman da altın pişliğini hissedebiliyorum. Evet. Şu an kapağımız üzerine alacağız bu şekilde. Kapağımız üzerine koyuyoruz efendim. Bu şekilde şöyle tam ortalıyoruz. Bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra yan çeviriyoruz. Bu şekilde yağını bir kaba boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra tavamızı elinizi yakmadan bakın. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet. Kaldırıyoruz. Of. Müthiş bir şekilde hamsilerimizin bir tarafı oldu. Evet. Tavamızı geriye koyuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradan bu şekilde yavaşça kaydırıyoruz. Bakın efendim. Kaydı. Ve kullandığımız bakın ortalama yarım çay bardağı yağımızı tekrar geriye koyuyoruz. Evet, balığımızın ilk tarafı ortalama 3-4 dakika pişti. Diğer tarafı ise 2 dakika, 2,5 dakika pişti. Şu an yine kapağını üzerine koyuyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Kapağını üzerine bastırıyorum bakın. Sonra bu şekilde çeviriyorum. Yağını güzelce sıyorum. Şöyle tekrar istiyorsanız bakın kapağınızı tekrar tazeleyin. Bakın biraz daha yağ çıktı. Ne kadar yağını güzel süzerseniz o kadar balığımız yağsız olur. Evet. Ters çevirdim. Tavam kaldırdım. Evet. Ocağımın altını kapatıyorum. Of. Görüyorsunuz. Müthiş bir şekilde hamsilerimiz kızardı. Evet, tabağımızı alıyoruz. Balıklarımız çok güzel bir şekilde pişti. Evet, arzu ederseniz bu şekilde kılçığıyla yiyebilirsiniz. Müthiş bir lezzeti var. Ben kılçığıyla yemeyi daha çok seviyorum. Ama kılçığını ayıralım derseniz bu şekilde de kılçığını ayırabilirsiniz. Evet, balığımızın olmazsa olmazı kırmızı soğan. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir şekilde hamsi tava yaptık. Ne diyoruz efendim? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık, en güzel balıklar Balıkçı Doğan'da yenir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve buradaki linkten tıklayarak abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.